Yeni Mesaj TV'den merhaba, ben Eyüp Kabil. Su meselesi İstanbul'da bir türlü bitmek bilmiyor. Aslında bittiğini zannediyorduk ama son gelişmeler bize bunun bitmediğini gösteriyor. Örneğin aynı ağızlar 30-40 yıl daha İstanbul'un su sorunu yok derlerken bu kuraklıktan dolayı son gelişmelerde 3 aylık İstanbul'da suyun kaldığını söylediler. Yani 40 yıllık suyumuz var diyenler de aynı ağızlardı. 3 aylık su var diyenler de aynı ağızlar maalesef. Şimdi İstanbul'un su sorununu kökten çözdük derlerken bunu neye göre dayandırıyorlardı? Ona bir bakalım. Melen çayına ve Melen barajına dayandırıyorlardı. Yani bu Melen'e İstanbulluların umudunu, su umudunu Melen'e bağlamışlardı. Bu Melen barajı 2014 yılında temelleri atıldı ve dönemin Bakanı Veysel Eroğlu 2071 yılına kadar hatta su sorunu çözdüklerini söyledi. 2014 yılında atılan temellerden sonra 2016 yılında barajın faaliyete geçeceği söylendi. Oysaki yıl 2019 ve bu baraj hala faaliyete geçmiş değil. Peki neden? Çünkü bazı teknik arızalar çıktı. Daha sonradan bu bilgiler bize geldi. Nedir bu teknik arızalar? Melen Barajı'nın gövdesi sağlam bir kaya zeminine oturtulmadığı öğrenildi. Dolayısıyla da baraj gövdesinde çatlaklar oluştuğunu yine daha sonradan öğrenmiş olduk. Böylece 1,5 milyar lira harcama yapılarak, İstanbul'un ve bütün Türk halkının cebinden harcama yapılarak bu baraj inşa edildikten sonra şu an baraj hala açılamadı. 4 kez açılışı ertelendi ve bu 1,5 milyar lira şu an için çöpe atılmış durumda gözüküyor. Bazı uzmanlar 500 milyon liralık bir masrafla tekrar bunu hayata geçirebileceklerini söylüyorsalar da aslında Melen Barajı İstanbul'un toptan su sorunu çözecek bir proje olmadığı da aslında açıktır. Bazı handikapları var. Mesela en başta zaten Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan bu Melen Barajı zaten işin en başında riskli bir zemine oturtulduğu belliydi. Bunun dışında İstanbul en büyük su sorunu kuraklık dönemlerinde yaşıyor. Zaten İstanbul'da yağmur yağdığı zaman barajlar doluyor. Bu barajlar İstanbullular için yetiyor. Önemli olan kuraklık olduğu zaman ne olacak? Kuraklık olduğu zaman tabii ki Melen çayı da kuruyacak. Ve dolayısıyla o İstanbullulara umut bağlandırılan Melen çayı, Melen projesi de yine atıl bir hale dönüşmüş olacak. Dolayısıyla bu Melen projesi aslında İstanbul'un su sorunu kökten çözen bir mesele değildi. İstanbul tarihten beri su sorunu yaşayan bir şehirdi. Ve onca geçen yıldan sonra yine anlıyoruz ki İstanbul hala aslında su sorunu yaşayan bir şehir. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun çözümü yok mu? Tabii ki bunun çözümü var. 31 Aralık yerel seçimler öncesinde İstanbul adayı, BTP İstanbul adayı Selim Kotil bununla ilgili kalıcı çözümler önermişti. Mesela bunlardan bir tanesi ve en önemlisi İstanbul Karaburun'da bir arıtma tesisi kurulmasından bahsetmişti. Burası neresi? Burası İstanbul'un Karadeniz bölgesinde bir bölge. Ve orada tuz oranı az tabii ki oranın. Oradan alınacak suyla ters ozmoz yöntemiyle İstanbul'un su ihtiyacının karşılanacağını vurgulamıştı Sayın Kotil o dönemde. Bunda en büyük maliyet elektrik maliyeti, enerji maliyeti olduğunu da söylemişti. Bunu da çözüm olarak İstanbul Boğazı'nın altına yerleştirecek olan su gülü sayesinde 5000 megawattlık bir enerji elde edileceğini söylemişti. Bu arıtma tesisi için ihtiyaç duyulan enerji miktarı da 1500 megawatt. Dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan biz hayli hayli aslında bu arıtma tesisinin enerjisini de karşılıyor
olabiliriz. Hala bu imkanımız var. İkinci en büyük İstanbul'un sorunlarından bir tanesi ve ihmal edilen altyapı sorunu. Bu altyapılar artık çürüdü. Bunu da Sayın Selim Kotil 31 Mart seçimleri öncesinde bildirmişti. Bu altyapılar artık çürüdü ve su kaçırıyor. Yani hem kirli su hem de temiz sular toprağa karışıyor. Dolayısıyla bir kayıp yaşanıyor. Suda önemli bir kayıp yaşıyoruz. Bu kayıplar da aslında bizim faturalarımıza yansıyor. Yani hem suyu kaybediyoruz hem de kaybettiğimiz suyun faturası, parası İstanbullulardan çıkartılıyor. İşte bu projelerle beraber aslında biz hem su sorununu, su meselesini, İstanbul'un su meselesini kökten çözmüş olabiliriz. Hem de faturalarımız daha ucuzlama imkanına sahip olmuş olur. Aradan geçen bunca yıldan sonra diyoruz ki İstanbul'un su sorunu maalesef çözülmemiş. Bu projeleri hayata geçirmek mümkün müdür? Son söz olarak mümkündür diyoruz. Saygılar sunuyoruz.